diye sorulmuş. Öncelikle şunu yapabiliriz. Eğer sinüs ya da kosinüs gibi oranların içerisinde negatif açılar varsa şöyle işlemler yapabiliriz. Eğer sinüsün içinde eksi varsa bu eksiyi dışarıya alabiliriz. Yani şöyle eksi sinüs alfa olarak yazabiliriz. Eğer kosinüsün içinde negatif bir açı varsa bunu da şöyle yazarız. Kosinüs alfa olarak. Yani kosinüs oranı içerisindeki eksiyi yok ediyor. Çift fonksiyon olmasından kaynaklanan bir durum bu. Sinüs fonksiyonu da içerisindeki eksiyi dışarıya çıkarıyor. Buna göre biz işlem yaparsak şu birincisi şöyle eşittir diyorum. Birinci ifademiz sinüs 145. Şuradaki eksiği yok olacak. Artı kosinüs 150. Buradaki eksi de dışarı çıkacak. O da eksi sinüs 35 olur. Bunları söyleyebiliriz. Şimdi şu sinüs 145 ile kosinüs 150'yi hesaplamamız gerekiyor. Dönüştürme işlemi yapmalıyız. Bunu da birim çember üzerinden yapacağız. Bir tane birim çember çiziyorum. Şimdi açılarımız şunlar. 0 derece, 90 derece, 180 derece, 270 derece. Burası tekrar 360 derece. İşaretlerimiz şunlar. Birinci bölgede artı artı. Burada eksi artı, eksi eksi, artı eksi. Şurası birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü, burası da dördüncü bölge. Bunlardan birincisi kosinüsleri, ikincisi de sinüsleri ifade ediyor. Şimdi 145 derece 90 ile 180 arasında ikinci bölgeye gelir. İkinci bölgede bizim sinüslerimiz yani ikinci bileşenlerimiz pozitif. Bu ifadeyi pozitif bir sayı olarak bulacağız. Gelelim kosinüs 150'ye. O da yine 90 ile 180 arası yani ikinci bölgede. Kosinüsler birinci bileşen olduğu için, şöyle ikinci bölgedeydim. Birinci bileşen olduğu için bunun sonucu negatif. Buradan negatif bir sonuç bulacağız. 135'te dönüştürmeye gerek yok zaten birinci bölgede. Şimdi şöyle yapabiliriz. Biz şu sinüs 145'i istersek 90, istersek 180 derece üzerinden ifade edebiliriz. Ben 180 üzerinden yazacağım. Sinüs 180 eksi 35 diyebiliriz. 180'den 35 çıkarsak 145 buluruz. Artı diyorum. Şimdi kosinüs 150. İster 90, istersek 180 üzerinden yazarız. Ben 90 üzerinden yazmak istiyorum bunu da. Bu da kosinüs 90 artı 60 olarak yazılabilir. İkisini toplarsak 150 ediyor. Diğeri de eksi sinüs 35'ti. Şimdi birincisinin işareti artı, şunun işareti eksiydi. Bölgelerinden buldum. Biz eğer şuradaki 180'i kaldırırsak sinüsümüz yine sinüs olarak kalır. Eğer yatay eksendeki açılardan dönüştürme yapıyorsak olduğu gibi kalacak oran. Dikey eksen üzerindeki açılardan dönüştürme yaparsak bu sefer kosinüs sinüse dönüşür. Şimdi burası yine sinüs olarak kalacak. Şu eksenin herhangi bir fonksiyonu yok. İşaret bölgeden bulunur. Bunun işareti artıydı. Bu ifade sinüs 35 olur. Şimdi ikincisinin sonucu negatif. Eksisini yazıyorum o yüzden. Şuradaki 90'ı kaldırdığımız anda kosinüs sinüse dönüşür. Bu da sinüs 60 olur. Eksi sinüs 35. Tabii şurada artı sinüs 35, burada eksi sinüs 35 var. Bunlar birbirini götürüyor. Eksi sinüs 60 kaldı. Eşittir. Eksi sinüs 60. Bunu hesaplayacağız. Bunun için bir tane 30-60-90 üçgeni çizelim. Şöyle çiziyorum. 90 derece. Şuradaki açı 60 derece olsun. Burası 30 olsun. 30'un karşısı 1. Hipotenüs 2. 60'ın karşısı kök 3. Şimdi 60'ın sinüsü eksi. 60 burada sinüs karşı dikenar bölü hipotenüstü. Yani bunun sonucu kök 3 bölü 2 olur.